Hey, herkese merhaba. Photoshop geçtiğimiz günlerde çok ilginç güncellemeler getirdi. Bunların özellikle yapay zeka ile ilgili olanları oldukça ilgi çekici. Bugün Adobe Photoshop programında bir takım yapay zeka özelliklerini göz atacağız. Hadi geçelim. Öncelikle şunu hatırlatmam gerekiyor. Bu özellikleri kullanmak veya denemek istiyorsanız Adobe Photoshop'un beta sürümünü indirmiş olmanız gerekir. Bu sürümün deneme versiyonunun linkini açıklamalara bırakacağız. Bu versiyon ücretsiz. Fakat halihazırda bir Creative Cloud hesabınız varsa zaten uygulamasından bunu kolayca indirebilirsiniz. Şimdi Photoshop'a geçelim. Burada ben bir takım fotoğraflar açtım. Bunların üzerinde denemeler yapacağız. Henüz ben de yapmadım çünkü benim için de sürpriz olmasını istiyorum. Öncelikle bir seçim aracı seçsek iyi olur. Sol taraftaki barı şu şekilde genişletebilirsiniz. Photoshop'ta birden fazla seçim aracı vardır. Biz bugün Kement'i kullanalım önce. Yani Lasso tool'u kullanalım eğer İngilizce kullanıyorsanız. Bu araç bizim çok daha serbest bir şekilde seçim yapabilmemizi sağlıyor. Faremizin sol kliğiyle şu şekilde etrafından gidiyorum. Bu adayı bu fotoğraftan kaldırmak istiyorum. Şu anki amacım bu. Adayı seçtim. Gördüğünüz gibi çok da detaylı bir seçim yapmama gerek yok. Çünkü yapay zekaya biraz da alan tanımanız iyi olur. Çünkü arka planı da kullanacak yok ederken. Aşağıda bir bar çıktı gördüğünüz gibi. Burada en solda üretken dolgu yeri var. Üretken dolgu veya creative fill diye geçiyor olabilir İngilizce'de. Buraya tıklıyoruz. Şimdi buraya yapay zekaya yapmasını istediğimiz şeyi yazacağız. Yani bir girdi yazacağız, input yazacağız. Şu anda zaten fark etmişsinizdir, beta sürümü olduğu için daha deneme sürümü. Yani sadece İngilizce komutlar girebiliyoruz. İlerleyen zamanlarda muhtemelen diğer dilleri getireceklerdir. Fakat zaten bir cümle kurmamıza gerek yok. Sadece basit isteklerde bulunsak yeterli oluyor. Mesela kaldır anlamına gelen remove yazıyorum. Dediğim gibi önemli olan İngilizce olması ve basit bir dilde olması. Bir cümleye bile gerek yok. Bir kelime yeterli. Oluştur diyorum ve bekliyorum. Bu işlem bir tık uzun sürebilir. Fakat bizim karşımıza hem birden fazla seçenek çıkaracak hem de gayet tatmin edici şeyler çıkacağını söyleyebilirim. Evet. Bakın şimdi şuradan üretken katman diye bir şey oluşturdu kendi. Buna tıklayarak eğer tıklı değilse zaten şu ekrandan aşağı inerek farklı seçeneklere tıklayabilirsiniz. Bakın bize 3 tane ada koydu. Neden böyle yaptı? Çünkü ben buradaki adayı kaldırmak istediğimde yapay zeka dedi ki arkada dağlar var, burada bir yansıma var. Ben buraya bir ada yerine başka bir ada koyayım ki burayı daha gerçekçi doldurabileyim. Eğer isterseniz bunun daha fazlasını seçerek üretken dolguya tıklayıp Remove the Island yazarsanız, ben de ilk defa deneyeceğim bu arada. Benim amacım şu an yansımasıyla, ağacıyla şu adayı tamamen kaldırmak. Fotoğrafta ada istemiyorum. Deneyelim, oluştur diyelim ve bekleyelim. Bakın bir üretken katman daha oluşturdu zaten gördüğünüz gibi. Bunların iyi yanı şu, şuradaki gözlerden bunları kapayıp açabiliyorsunuz. Yani kendi fotoğrafınıza geri dönebiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi artık ada falan kalmadı. Buraya bir kaya koydu, yansımayı sildi, kayanın yansımasını yaptı, arkadaki dağları devam ettirdi. Ve yine bu katmanı seçip aşağı indiğiniz zaman farklı versiyonları da seçebilirsiniz. Mesela hiç kaya istemiyorsanız bunu seçin. Burada da bir şey istemiyorsanız bunu, yani buraya bir köy bile eklemiş. Gerçekten çok etkileyici bir özellik ve diyelim ki memnun olmadınız. Bu girdiği hala burada tutarak, yani hiç dokunmadan tekrar oluştur dediğinizde bekleyelim. Bize 3 versiyon daha verecek. Yani eğer şu 3 versiyondan bile memnun değilseniz bir 3 versiyon daha alabilirsiniz. Bakın bir tık daha aşağı iniyorum sağ tarafta. Artık üstteki üçlü yeni üçlü. Gördüğünüz gibi gayet güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Ve bunun iyi özelliklerinden biri de şu. Sağ taraftaki katman yerine bakarsanız arka planımız hala burada duruyor ve kilitli. Yani hiç oynanmamış şekilde duruyor. Ve ben üstteki üretken katmanların gözünü kapatarak orijinal fotoğrafıma geri dönebilirim. Yani bunların hepsi yapay zekanın eklediği her şey veya kaldırdığı her şey yeni bir katman olarak üstüne geliyor. Başka bir özelliğe bakalım.
Bu sefer de bir şey ekleyelim mesela. Bakın, fotoğrafım burada kilitli. Buna hiç dokunmuyorum. Yine bir alan seçmem gerekiyor çünkü yapay zeka nereye bir şey koymak istediğini bizden istiyor. Mesela bu sefer dikdörtgen seçimi kullanabilirim. Çünkü daha özgür olmasını istiyorum bir şey açısından. Bir şey koymak açısından nereye koyacağını kendi seçsin, sınırlarını kendi belirlesin istiyorum. Yine buradan üretken dolguya tıkladım. Dediğim gibi sadece İngilizce girdiler veriyor. Mesela ne yazalım? Add a boat yazalım. Yani bir tekne eklesin bize, bir bot eklesin. Oluştur diyelim, bekleyelim. Bakalım bize verdiği 3 seçenek nasıl olacak? Bu özellik gerçekten ilham verici ve çok işe yarayacaktır. Özellikle Photoshop'ta fotoğraf montajı yapan insanların bayağı işini görecektir. Bakın yansımasıyla olsun, arka planı hiç bozmamasıyla olsun vesaire çok tatmin edici bir sonuç verdi. Eğer beğenmezsek buradaki diğer seçeneklere de bakabiliriz. Mesela bu daha modern bir tekneyken bu daha böyle yelkenli tarzı vesaire. Böyle seçenekler veriyor. Hatta şuradan da değiştirebilirsiniz bunları daha kolay bir şekilde. Evet. Tabii sadece bir şey eklemek veya kaldırmaya yaramıyor bu özellik. Mesela bunu şimdilik geçelim. Arka plandaki tekstürü bile değiştirebilirsiniz. Yani dokuyu bile değiştirebilirsiniz. Bunu nasıl yaparız derseniz. Burada akıllı seçim aracı var. Bakın nesne seçme aracı diyor. Bu yine yapay zeka kullanan bir araç. Bunu seçip hatta kısa yolu da W'ymuş. Aklınızda bulunsun. Seçmek istediğiniz nesneye geldiğinizde zaten bakın diyor ki burayı mı seçiyorsun, burayı mı seçiyorsun, burayı mı seçiyorsun. Mesela şu limonu seçeyim. Bir kere tıkladım üstüne. Sol klikle tıkladım. Bakın gördüğünüz gibi bunu artık seçti. Yine aşağıdan üretken dolguya tıklayarak bunun yerine mesela ben limon yerine burada ne olsun başka bir şey isteyelim. Mesela bir tabak olsun istiyorum. Buraya sadece tabak yazdım, plate yazdım. Oluştur diyorum. Bekliyorum. Şu an yapay zekadan istediğim şey limonu kaldırıp yerine bir tabak koyması. Bakalım nasıl bir iş çıkaracak. Evet. Aslına bakarsanız akıllı seçim aracından dolayı, nesne seçim aracından dolayı limonun kenarlarını çok iyi seçememiş. Ama yine de bunları bir dikiş edasına getirmiş ve buraya tabağa benzer bir şey koymayı başarmış. Yine de bakalım farklı versiyonları var mı? Evet, mesela bu daha büyük bir tabak olduğu için limonun kenarlarını çok da göstermiyor. Hatta tabağın içine bir yemek bile koymuş. Buna bakalım. Wow, gerçekten yumurta gibi bir tabak. İlginç. Yani bunun üzerinde tabii ki tekrar tekrar deneyerek, tekrar tekrar oluştur diyerek, buradaki kelimeleri değiştirerek daha detaylı şeyler yapabilirsiniz. Pardon, yanlışlıkla seçim yaptım. Evet, şimdi ben buraya bir tabak ekledim. Burada bir limonum var. Arka planı da değiştirmek istiyorum. Yine nesne seçim aracımı seçtim. Arka plan katmanıma geldim. Çünkü bunları böyle seçebilmek istiyorum. Mesela şurası bence daha tahta gibi gözükmeli. Yani şu anda duvar gibi gözüküyor. Bunu daha tahtaya benzer bir versiyonu nasıl dönüştürebiliriz? Mesela wood texture yazalım. Bu ahşap dokusu demek. Bu şekilde basit girdiler girerek inputlarınızı yazabilirsiniz. Oluştur diyelim, bekleyelim. Bakalım istediğimiz şeye ulaşabilecek miyiz? Evet. Gördüğünüz gibi hiç de fena değil. Buradan aşağı inerek yine farklı versiyonları seçebiliriz. Mesela bu benim bayağı hoşuma gitti. Diğer fotoğrafa geçelim. Mesela burada şu gözlüğü ben kaldırmak istiyorum. Bu aslında çok kolay bir yani yapay zeka kullanmadan da kaldırabileceğimiz bir nesne. Çünkü arka plan dümdüz. Bu yüzden sadece kaldırmayacağım. Yerine başka bir şey koymak istiyorum. Ve bunu aynı anda yapmak için bir girdi kullanabilirim. Mesela replace yazarsam, replace yer değiştir demek. Yani gözlüğün yerine ne koysun mesela? Bir laptop koysun diyelim. Bakalım fotoğrafın üstten çekildiğinin farkına varabilecek mi ve laptopu nasıl koyabilecek? Bunu da denemek istiyorum. Replace with laptop diyorum. Yani bu gözlüğü bir laptopla yer değiştir diyorum. Oluştur dedim. Bekleyelim. Vallahi hiç fena değil. Sağ taraftan yine farklı versiyonlara bakabiliriz. Buraya bir kablo bile eklemiş. Bunun açısı gayet hoş.
Bu özellikler bu kadarla da kalmıyor. Mesela bu fotoğrafta daha değişik bir şey deneyelim. Sol taraftaki araç panelinden kırpma aracını seçiyorum. Bu aynı zamanda bizim fotoğraflarımızı boyutlandırmamızı sağlayan bir araç. Yani çalışma dosyamızın boyutunu ayarlayabilmemizi sağlıyor. Şuradaki köşelerden sürükleyerek biraz daha genişleteceğim. Hatta öncelikle şöyle yapalım. Sadece şunu bir temizleyelim. Fotoğrafımızın sadece sağ tarafını genişletiyorum. Çünkü yapay zekadan isteyeceğim şey şu anda şu. Bu fotoğraf bu kadarlık bir kadrajla çekilmişken bu fotoğrafın birazcık sağında bir şey olsaydı nasıl gözükürdü onu soracağım kendisine. Bu kırpma aracını seçerek fotoğrafımızı genişlettim. Şimdi yine dikdörtgen seçim aracıyla birazcık fotoğrafın içinden başlıyorum. Çünkü yapay zekanın bir fikre sahip olmasını istediğim için diyeceğim ki buradaki verileri kullanarak bu fotoğraf sağda devam etseydi nasıl gözükürdü bunu şey yap bana göster. Ve burada aslında üretken dolguya tıklayıp hiçbir şey yazmama gerek yok. Çünkü zaten bir boşluğu doldurmasını istiyorum. Bu sayede sadece oluştur diyebilirim ve bekliyorum. Bakalım sağ tarafı nasıl dolduracak ve bize vereceği 3 seçenek ne kadar tatmin edici olacak. Gördüğünüz gibi üçü de gayet güzel. Ve üçü aslında birbirinden çok farklı. Buna rağmen hepsi çok gerçekçi duruyor. Yani küçük detaylara girerseniz mesela şuradaki belirsizlik bu bir evin yarısı mı vesaire. Bunları tabii ki kendiniz Photoshop'la düzeltebilirsiniz. Mesela buradaki bir görüntü azalması oluyor. Çözünürlük azalması. Bunlar tabii ki deneme sürümü olduğu için göz ardı edilebilir. Çünkü gayet başarılı şeyler ortaya çıkardığını söyleyebilirim. Geçtiğimiz videolarda hatırlarsanız sahilden bir insan silmiştik. Bunu da bir araçla kullanmıştık. O da yapay zeka yardımıyla kullanılan bir araçtı. Yani onu kullanan bir araçtı. Fakat artık Photoshop beta sürümünde bu özelliklerin üstüne de bir şeyler katarak bize bu özellikleri kullanma imkanı sunuyor ve gayet etkileyici. Evet, hiç fena sonuçlar elde etmedik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.